Evet efendim, yeniden hoş geldiniz. Şimdi damar tıkanıklığı konusunda neredeyiz? Ona çok kısa bir şekilde bakalım isterseniz. Bildiğiniz üzere kalp damar tıkanıklığı tüm damar sistemini etkilemekle beraber kalbi etkilediği zaman göğüs ağrısına neden olur. Ve kalpteki sıkıntı stabil, durağan veya non-stabil, durağan olmayan şeklinde ikiye ayrılır. Yani stabil duran denilen pek şikayeti olmayan bir grup. Yani asemptomatik grup. Duran olmayan grup ise semptomatik grup demek. Ve özellikle duran olmayan grup acil durumlar söz konusu olduğu zaman stent, bypass gibi tedavi yöntemlerine başvurduğumuz bir grup. Stabil duran grupta ise genelde ilaç tedavisi uygulanıyor. Ve hastaların büyük bir çoğunluğu bu stabil durağan grupta yer almakta. Ve son yıllarda girişimsel işlemlerle beraber özellikle balon, stent uçuşa geçti. Yani çok fazla sayıda insanda uygulanıyor. Bunun içerisinde acil tedaviye ihtiyaç duyulanlar var, duyulmayanlar var. Ama rakamlar özellikle 95-2000 yıllarından sonra artmaya başladı. Fakat bu grafikte görüyorsunuz aşağıya doğru bir takım çizgiler var. Nedir bu çizgiler? Bu Amerika'da son yıllarda gözlenen balon, bypass ve stent sayılarındaki düşüşü gösteriyor. Yani ne demek? Giderek sayılar düşüyor. Ve baktığınız zaman tedavi edici neliyetelikte olan girişimlerin oranıyla teşhis için yapılan girişimlerin oranına baktığınız zaman yani anjiyo ve balon ve stentleri ayırdığınız zaman normalde %70'e 30 bir rakam çıkması lazım ama bu %60'a 40. Yani tedavi konusunda yani girişimsel işlemler konusunda biraz ileri gitmişe benziyoruz. Sayıların düştüğünü söyledim. Yani anjiyo, stent, bypass sayıları düşüyor. Fakat buna karşın dünyadaki ne benzer şekilde ki Amerika bu alanda ideal biliyorsunuz. Cirolar artıyor. Neden? Çünkü hasta başına işlem sayısı artıyor, hasta başına stent sayısı artıyor. Hatta hastalar ikinci, üçüncü defa bypass olmak zorunda kalıyorlar. Yani kişi başına düşen harcama artıyor. İşte burada acaba neler oluyor dedirtecek bir gelişme yaşandı. 2020 Nisan ayında çok büyük bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada hastaları iki gruba ayırdılar. Hatırlarsınız başta durağan durağan olmayan diye iki gruptan bahsetmiştim. Yani şikayeti olan ve şikayeti olmayan grup. Bir tarafa stent ve bypass yapılan hastaları koymuşlar. Bir tarafa ise ilaç tedavisi alanları koymuşlar ve bunları uzun yıllar boyunca takip etmişler. Ve görmüşler ki iki grup arasında fark yok. Sadece daha kaliteli bir hayat olduğundan bahsediliyor. Tabii böyle bir sonuç ortaya çıkınca bayağı büyük bir gürültü koptu. Bunun üzerine tabii karşı görüşler geldi. Bu çalışma alınan hastaların aslında farklı bir hasta grubu olduğundan bahsedildi. Ama bir kez tartışmanın fitili ateşlenmiş oldu. Bu sonuçlarla beraber özellikle bu çalışmaya katılan kardiyologlar da dahil olmak üzere farklı görüşler beyan etmeye başladılar. Acaba biz gereksiz yere stent ve bypass mı yapıyoruz? Yani ihtiyacı olan hastaları yapıyoruz ama ihtiyacı olmayan hastaları da mı yapıyoruz? Duruğan, şikayeti olmayan hastalarda kalp krizi geçirir korkusu nedeniyle acaba onlar da stente mi gidiyor? Yani %25-30 oranında bir gereksiz stent ve bypass'tan bahsedebileceği iddia ediliyor. Tabii böyle olunca insanlar da konuşmaya başlıyorlar ve tabii düşünüyorlar. Acaba bir yerde bir hata mı var? Rakamları gördünüz. Giderek aşağı düşen bir takım işlemler var. Ve sonuçta bu çalışmaya katılan kardiyologlardan bir tanesi diyor ki biz hastalığı tedavi etmiyoruz, şikayetleri tedavi ediyoruz. Yani hastalık aslında yerinde duruyor. Ve böyle bir damarla karşılaştığımız zaman bakın kırmızı damar ve sarı olan bölge, kireçlerin olduğu bölge. Biz kireçlerin olduğu yeri tedavi ediyoruz. Oraya balon stent koyuyoruz veya arkasına bypass yapıyoruz. Ama diğer normal olan yerlerde de hastalık gelişebiliyor veya var olan hastalık ilerleyebiliyor. Dediğimiz gibi yani bölgesel bir tedavi söz konusu. Yani yerel en fazla bölgesel diyebilirsiniz. Halbuki bizim hastalığımız sistemik bir hastalık. Yani bütün damar sistemini ilgilendiriyor. Dolayısıyla bizim çözümlerimiz uzun vadeli değil. En azından uzun vadeli olmayabilir. Bu arka arkaya gelen Eleştiriler sonucunda bir de aklımıza gelen başka bir şey olması lazım. Bir kişi balon stent olduktan sonra tekrar stent olabiliyor, bypass olabiliyor. Bypass'tan sonra tekrar stent olabiliyor. Bakın burada siyah okla gösterilen yerde de hasta stent olmuş ama damarın başında bir yerde bir incelme ve daralma olmuş ki ilerleyen bölümlerde bu stent işine de tekrar değineceğiz. Bakın burada bir bypass hastası bu bypass hastasında bakın burada gördüğünüz içi boş gibi görünen metal olan bölge stentlerden oluşmuş. Çok fazla sayıda stent koymuşlar. Ve bakın hastanın diğer damarlarındaki bölgelerde de aynı damarın başka bir görüntüsü. Giderek incelmiş damar. Yani biz aslında belli bir bölgeyi tedavi ediyoruz ama hastalık hala devam ediyor. Burada ciddi bir sorun var. Ve bu ciddi sorun üzerine insanlar kafa yormaya başladılar. Ve bir de bunun üzerine damar tıkanıklığı sadece kalpte olmuyor ki. Bacak damarlarında oluyor. E şah damarında da oluyor. E o zaman biz kalbe bir şey yapıyoruz, şah damarına bir şey yapıyoruz, bacağa bir şey yapıyoruz. Bakın burada da bacak damarlarında tıkalı olan bir hasta. Birden fazla yerde tıkanıklık var. Bir sürü stent koyulmuş ama dizin altındaki damarlara hala kan gitmiyor. Burada da bakın şah damarı, siyah olarak gördüğünüz şey şah damarı ve bu damarda bakın çok ciddi bir daralma meydana gelmiş. Bu kalp ameliyatı olmuş bir hastanın anjiyografisi. Yani vücuttaki hastalık dediğim gibi devam ediyor. Ve bizim bölgesel bir takım çözümlerdense uzun vadeli bir takım yeni stratejiler geliştirmemiz lazım. Ve tedavide bir takım değişikliklerin olması bekleniyor. İşte bir sonraki dersimizde bu değişimle ilgili ilk ipuçlarını göreceğiz. Bütün bunların hepsi elimizde bulunan bilimsel veriler ve hastaların giderek daha çok ilaç tedavisi, stent ve ameliyattan kaçınmasıyla sonlanıyor. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.